olur diye düşünüyorum. Olması gerekir. Pekala, o zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var, faiz kararı var. Bugüne kadar hep kritik toplantı, kritik karar derdik ama bu kez anladığımız kadarıyla sakin, beklentiler dahilinde geçecek bir toplantı olacak. Faizin %50 düzeyinde sabit kalması bekleniyor. Şimdi Sayın Kozanoğlu, siz bir sürpriz bekler misiniz? Bir de karar metnine işaret ettiniz biraz önce. Orada elbette ne gibi ifadeler olacak? Bu önemli. Yine bir asgari ücretle ilgili mesaj olacak mı? Aslında Merkez Bankası'nın asıl görevi Türk lirasına itibarını kazandırmak ama işte görüyoruz o itibarın hangi noktaya geldiğini. Dün sosyal medyanın gündemiydi. Manat, Azerbaycan manatının dahi hangi noktaya geldiği. Dolayısıyla keşke herkes kendi işini yapsa. Bugün bir sürpriz bekler misiniz bu toplantıdan? Yani bir sürpriz olmaz. Metin önemli. Yani metinde önümüzdeki dönemlerde düşeceğine ilişkin bir mesaj verilir mi verilmez mi diye, çünkü bazı yorumcular sonbahardan başlayarak faizlerin düşebileceğini söylüyorlar. Aslında işareti yani Erdoğan verdiği İspanya ve İtalya gezisi dönüşünde bir anlamda. Yani benim yorumum şu, Erdoğan şunu söylemeye çalıştı. Enflasyon düşecek, faizlerin düşeceği bir noktaya, o lüksü olacak bir noktaya geleceğiz dedi. Tabii Erdoğan'ı tanıyoruz. Yani yarın enflasyon diyelim ki %20'lere düştü. Faiz de ondan evvel düşürülmeye başlandı. Tekrar çıkar. Faiz nasıldır? Bakın faizi düşürdüler. Enflasyon nasıl düştü diye karşımıza çıkabilir. Ama ben şu aşamada direksiyonu Merkez Bankası'na ve Mehmet Şimşek'e devrettiğini düşünüyorum. Ama toplumsal tepkiler artarsa ne olur bilemiyorum. Tabii bu oranlar da yanıltıcı. Bakın şimdi faizler %50 diyoruz. Faiz, açıklanan politika faizi bir haftalık repo faizi. Bunun yıllık bileşik faizini hesapladığımız zaman %65'lere geliyor. Şimdi biraz evvel yer verdiniz. Yurttaşlar kredili mevduat hesabı kullandıklarını söylüyorlar. Bu bir tuzak. Çünkü kredili mevduat hesabı şöyle bir şey. Siz kredi kullanmak için başvurmuyorsunuz. Yani maaşınız bankaya yatıyorsa, kira geliriniz bankaya yatıyorsa, sizin normal limitinize paralel bir şekilde size nakit çekme olanağı tanıyor. Siz de bunu sıkıştığınız zaman bakıyorsunuz hesabınızda işte 5000 lira para görün. Aa ne güzel, ben bunu çekebilirim diyorsunuz hiçbir bir düğmeye basarak. Aslında bu %5 aylık %5 faiz işletiliyor. Hı hı. Sizin diyelim ki emekli maaşınız yattı. Yattığı anda banka alacağını tahsil ediyor ama tekrar alacağını tahsil ettikten sonra o kredi mevduat hesabındaki limit 5000 liraysa tekrar ekranda 5000 lira görüyorsunuz. Bu aldatıcı. Aylık faizi %5. Bunun içindeki banka sigorta muameleleri, vergisi, kaynak kullanım destekleme fonu benzerlerini düşündüğünüz zaman ve bunu bileşik faizle düşündüğünüz zaman yıllık maliyeti %85-90'a gelen bir maliyet. Evet. Tabii yurttaşlarımız çoğu zaman bunu farkında olmuyorlar. Ne güzel diyor, işte diyor 1000 lira çektim diyor. Onu bazen fark etmiyor bile maaşından bunun indirildiğini. Bu da bir tuzak. Yani kredi kartı harcamalarında da bu bir tuzak. Şimdi sizin bir kredi kartı limitiniz var. Diyelim ki 50 bin liralık bir limitiniz var. Bunun 40 bin lirasını harcadınız. Siz hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Maaşınız yattı. Bunun minimum tutarını sizden kesiyor. %20'sini kesti. 10 bin lirayı kesti. Siz 40 bin lira harcadıysanız 30 bin lirasını size faizli olarak kredi açmış görünüyor. Bankaların en büyük gelir kalemi aslında gelir kalemi bu. Şimdi şöyle zannedilir. Banka bir an önce alacağını tahsil etmek ister. Hayır. Banka istiyor ki siz minimumunu ödeyin. Geri kalanını size aylık %4.25'den satmış olsun. Bu 4.25'i de hesapladığınız zaman %70 gibi bir maliyete denk geliyor. Ben bazen soruyorum böyle tanıdığım çalışan insanlara dar gelirle. Ne yapıyorsunuz? Hocam işte diyor kredi kartlarına takla attırarak yaşamımı sürdürüyorum. Başka çaremiz yok diyor. Halbuki farkında değil. Böyle
bir kredi kartının borcunu öbürüne kapatıyor, işte minimumunu ödüyor, gelecek ay Allah kerim diyor. Aslında %70-80'le, yani enflasyonun da üzerinde bir faizle borçlanmış oluyor. Bankalar da buradan çok ciddi bir gelir sağlıyorlar. Şimdi tabii ekran başında sözünüzü kesiyorum. Ekran başında belki de bizi izleyen, ha tam da ben işte bunu yaşıyorum diyen bazı izleyicilerimiz de var. Ne yapacak? Asgari ücrette kazanıyorsa, emekli maaş alıyorsa o izleyicimiz ne yapacak? Evet, şimdi bakın Bilge Hanım, bu sorunuz çok yerinde. 2023'ün Mayıs'ına kadar, yani seçimlere kadar faizler çok düşüktü. Hem tüketici kredisi faizleri, hem ticari kredi faizleri, hem de kredi kartı faizleri. Yani tuzu kuru hali vakti yerinde birisi dahi buradan yararlanarak borçlanıp borsaya girebiliyordu, ev alıyordu, araba alıyordu, benzerleri. Şimdi bu büyük ölçüde dar gelirlilere sıkıştı. Siz 17.002 lira maaş alıyorsanız ne yapacaksınız gelecek ay? Bu benim anlattıklarımın aslında çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Yani benim yaptığım hesapları bütün yurttaşlar biliyor ve yapıyorlarsa dahi ne olacak? Geliriniz harcamalarınıza yetmediği takdirde ne yapacaksınız? Kredi kartına başvuracaksınız. Kredili mevduat hesabı kullanacaksınız. İhtiyaç kredisi çekeceksiniz. Başka bir çareniz olmayacak. Ben şunu öngörüyorum. Önümüzdeki günlerde bireysel kredilerde büyük sorun yaşanacak. Şimdi baktığınız zaman bankaların şu anda tahsil edilemeyen alacak düzeyi çok düşük. %2 civarında, ama trend artma yönünde. Artı bu %2 de çok yanıltıcı bir rakam. Neden yanıltıcı bir rakam? Çünkü kredi limiti geniş olan, ödemelerini yerine getirenleri de bu içeriyor. Halbuki kişi başına baktığımız zaman bunun %35 arttığını görüyoruz. Yani en son veriler Ocak-Nisan dönemine ilişkin. Ocak-Nisan 2023'e göre Ocak-Nisan 2024'te kredi kartı borcunu ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenlerin kişi olarak sayısı, TL olarak değil, kişi olarak sayısı %35 artmış durumda. Şimdi bu faizler böyle yüksek düzeyde olmaya devam ederse, böyle minimum limitleri ödeye borçlar kabarırsa, önümüzdeki aylarda bir de söylendiği gibi asgari ücret yerinde saymaya devam ederse, önümüzdeki dönemde çok ciddi bir bireysel kredi borcu sorunu çıkacak. Kredi kart ödenemeyen kredi kartları sorunu çıkacak. Benim tahminim önümüzdeki aylarda, yani sonbahar kışa doğru ciddi bir borçlu hareketini, borçların da sesini duyurmaya başlayacağını görebiliriz. Yani yakınlarda bir türkücü öldü. Rahmet diliyorum, Kahtalı Mıçı. Bazıları onu bir sanatçı olarak bilirler. Bir dönem dövizle borçlananlar inisiyatifi olmuştu. Meydanlara çıkıp seslerini duyuruyorlardı. Onların sözcülerinden biri de Kahtalı Mıçı'ydı. Çünkü Kahtalı Mıçı'ya banka Japon yeni cinsinden borç vermiş. Bunun faizi daha düşük, böyle borçlan demiş. Borçlanmış, sonra da döviz kurları patlayıp da Japon yeni yükselince borcunu ödeyemez duruma gelmiş. Şimdi bireyler döviz cinsinden borçlanamıyorlar ama demin söylediğim gibi faizler arttıkça yıllık bunun maliyeti katlanarak artıyor. Yurttaşlarımız limite yaklaşmak durumundalar ve önümüzdeki aylarda çok ciddi sorunlar yaşanacağını tahmin etmek olası. Şimdi benim önümde mesela bankalararası kredi merkezinin harcama verileri var. Baktığımız zaman kredi kartı harcamaları büyük ölçüde markete, gıdaya gidiyor. Yani bakıyorum mesela toplam 1090 milyar lira harcama var. Bunun en büyük kalemi market ve alışveriş merkezleri, 178 milyar lira, işte çeşitli gıda 76 lira, böyle gidiyor. İşte eğitim önemli bir şey tutuyor, taksitli olarak yapılan okullara ödemeler. Yani yurttaşlarımız en temel gereksinimlerini karşılamak için bunları kullanıyorlar. Evet. Önümüzdeki dönem hem gelirlerinin düşmesiyle hem de
bunların faizlerinin ve maliyetlerin artmasıyla çok önemli bir toplumsal sorun haline geleceğinden korkuyorum. Korkuyorum değil yani, rakamlar ne yazık ki buna işaret ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. İktisatçı Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu bu bölümde bizlerle birlikteydi. Sağ olunuz, çok kıymetli bilgiler verdiniz Sayın Kozanoğlu. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bir tablonun içerisindeyiz. Evet değerli izleyiciler, Gerçek Haber, Gerçek Ekonomi.